Başlayabiliriz değil mi? Değerli basın emekçileri ve ekranları başında bizleri izleyen değerli halklarımız, bilindiği gibi bugün sabah Brüksel ve Türkiye'de eş zamanlı özgür basına operasyon yapıldı. Başta Mezopotamya Ajansı ve Yeni Yaşam Gazetesi olmak üzere özgür basına dönük yapılan bu operasyonlarda ona yakın özgür basın çalışanı gözaltına alındı. Bunun dün Kürt gazeteciliği gününün hemen ardında yapılması manidardır. Yine özellikle dün Erdoğan'ın Irak ve Erbil'e yapmış olduğu ziyaretin hemen ardında yapılmış olması sürekli daha önce de buna benzer savaş hazırlıklarının yapıldığı, sınır ötesi operasyonların hazırlıklarının yapıldığı süreçlerin hemen öncesinde özgür basına dönük yapılan bu operasyonlarının kesinlikle orada bu savaşı teşhir eden, bu Kürt iradesine karşı yapılan işbirlikleri öncesi yapılan bu operasyonların kesinlikle kabul etmediğimizi, kınadığımızı net olarak belirtmek istiyoruz. Bunun sadece bölgeyle sınırlı kalmadığını, bunun bölge devletleri ve uluslararası devletlerin de bunun içinde olduğu Brüksel'de yapılan operasyonla eş zamanlı yapılmış olması bu konjektürel olarak da ortaya içine girilen bir işbirliğinin olduğunun da göstergesidir. Bunun Kürtlere dönük, muhaliflere dönük yapılan, özgür basına yapılan bu operasyonun önümüzdeki sürecin aslında nasıl geçeceğini, seçimden hemen sonra demokratik bir şekilde bir sürecin bizi beklemediğinin aynı zamanda göstergesidir. AKP'nin Türkiye'de almış olduğu seçim yenilgisini bölgede savaş sürecini başlatarak ne zaman ki ekonomik krize girdiği zaman, ne zaman bir çıkmaza girdiği zaman, ne zaman bir seçim yenilgisini yaşadığı zaman bunu Kürtlere, muhaliflere dönük başlatılan bir operasyonla gölgelemek istemesi, buradan bir çıkışı yakalaması kabul edilir bir durum değildir. Biz kesinlikle artık savaş yoluyla bu operasyonlarla, özgür basına dönük geliştirilen bu operasyonlarla, gözaltılarla Kürt sorunun, bölgedeki sorunların çözülemeyeceğini net olarak belirtmek istiyoruz. Bu yaklaşık 40 yıldır denenen yollardır. Bundan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini, çözüme dönük, bölgenin barışına, Türkiye halklarının barışına dönük adımların atılması gerekirken, tam tersine bölgede özellikle Barzani ailesiyle içine girilen işbirliğinin Kürtlere dönük bu yaklaşımın kabul edilemeyeceğini, bunun üzerinden hem bölge devletleri ve uluslararası devletlerin, Brüksel'in buradaki rolünün kesinlikle kabul etmediğimizi, bundan vazgeçmeleri gerektiğini belirtmek istiyoruz. Yine bölgede Irak'la içine girilen işbirliğinin, imzalanan maddelerin, Erbil'de geliştirilen görüşmenin Kürtlere, bölgeye kazandırmadığını burada net olarak belirtmek istiyoruz. Biz şunu tekraren söylüyoruz. Özgür basının kamerasından, özgür basının kaleminden elinizi çekin. Sizler ne yaparsanız yapın, ne kadar baskı geliştirirseniz geliştirin, ne kadar gözaltı, ne kadar tutuklama gerçekleştirirseniz gerçekleştirin, Abi Musa'nın ardıları, özgür basını kesinlikle susturamayacaksınız. Hiçbir kameramanı, hiçbir yazar çizeri olmasa bile, kalmasa bile, hepsini tutuklasanız bile bizler kendi kameralarımızla bu süreci yürüteceğimizi net olarak belirtmek istiyoruz. Dolayısıyla AKP hükümetinin sürekli savaş öncesi, savaş hazırlığı öncesi özgür basına dönük yapılan bu operasyonların amacının orada bölgede yaşanan o savaşı duyurabilecek tek muhalif basının özgür basın olduğunu ve buradan özgür basının sesini kısıtlamaya, sesini kesmeye dönük yapılan bu operasyonları
biz DEM Parti olarak kınıyoruz. Bunu kabul etmediğimizi, hiçbir şekilde buna benzer baskıların, tutuklamalarla geri adım atılmayacağını net olarak belirtmek istiyoruz. Biz de DEM Parti İstanbul İl Örgütü olarak özgür basının yanında olduğumuzu, dayanışmada birlikte olduğumuzu ve bundan sonra da kesinlikle özgür basında dayanışacağımızı belirtmek istiyoruz. Şimdi sözü HDK eş sözcüğümüz Ali Bal'a bırakıyoruz. Değerli basın mensupları, aslında bu sabah Belçika merkezli gerçekleştirilen basına yönelik hukuksuzca saldırıları kınadığımızı belirtmek istiyorum başta. Yani AKP-MHP iktidarının 31 Mart seçim sürecinde almış olduğu yenilgiden sonra özellikle bu ülkede yıllardır sürdürmeye çalıştırdığı savaş politikalarını son bir haftadır bütün emperyalist ülkelerin kapısını çalarak bir şekilde onay alma tarzı ve yöntemiyle sanıyorum bunun ilk meyvesini Belçika'da, yani özellikle Belçika merkezli Avrupa'nın kendi hukukuyla da çelişen bu bir saldırganca bir tutumu kınadığımızı da belirtmek istiyorum. Milyonlarca insanın yıllardır aslında bu savaş politikalarından kaynaklı yoksulluğu ve açlığı yaşadığı bir süreçte 31 Mart seçimlerinden insanlar kendi iradesini aslında bu mevcut sürece dur dedikleri bir süreçte yeniden savaş politikalarına sarılarak kendi varlığını ve iktidarını sürdürmeye çalışan bir AKP-MHP iktidarının aslında bir meşruiyeti de kalmamıştır. Bundan sonrasına ilişkin daha çok açlık, daha çok yoksulluğun getirileceği bu savaş politikalarının halkların ve bu ülkede yaşayan inançlı, sosyalist, devrimci, bütün insanların karşı durması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Özgür basın geleneği bu ülkede aslında milyonlarca yoksulun, milyonlarca insanın gerçeklerini yansıtan ve onları açığa çıkartan yayınlarla bugüne kendilerini taşıdılar. Gerçekler karanlıkta kalmayacaklar şiarıyla çıktığı bu yolda AP Musalların ardıları olan özgür basın geleneği bugüne kadar kendisini var ederek gelmiştir. Ve bundan sonra da sürdürecektir. Bu anlamıyla Halkların Demokratik Partisi olarak, Halkların Demokratik Kongresi olarak bu süreci ve bu yaşananları kınadığımızı belirtmek istiyorum. Şimdi sözü DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'ya bırakıyoruz. Değerli basın emekçileri, değerli halklarımız, AKP ve MHP iktidarının seçim yenilgisini nasıl hazmedemediğini, nasıl bu yenilgi karşısında bu kadar çaresiz olduğunu bir kere daha gördük. İlk hamlesi Van'daki mazbatayı gasp etme üzerineydi. Gasp edemedi ve bir zafer kazanamadığını halklarımızın örgütlü gücü ve büyük halk direnişimiz ona gerekli cevabı vermişti. Şimdi ama uzun zamandır özellikle 2023 seçimlerinden sonra kurduğu kabineyle birlikte savaş politikalarını hızlandırmaya çalışıyor. Orta Doğu'dan hiç çıkmayan bir tane dışişleri memuru var. Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın'la Orta Doğu'da Kürt halkının bütün özgürlük mücadelesinde kazandığı bütün değerleri yok etmeye çalışıyor. KDP ile işbirliği kurarak bunu taşlandırmaya çalışıyor. Ama bunun nafile olduğunu her zaman gördü. Çünkü bu 40 yıllık iktidarları boyunca tek bir şey gördüler. Kürt sorununu çözmeyenler, onurlu ve barış mücadelesinde ilkeleri düzenlemeyen bütün iktidarlar çözüldü. AKP ve MHP iktidarı da bunun farkında ve bütün saldırganlığı bunun üzerinedir. Basın emekçilerine yönelik yaptığı saldırganlık da bunun üzerinedir. Yani hakikati yazan, hakikati söyleyen basın emekçilerimiz basın özgürlüğünü ve bu bütün gerçekleri halkla buluşturma doğrultusundadır. Çünkü halkla buluşturduğu zaman Van gibi büyük bir direniş ortaya çıkar. Büyük bir halk nevrozu olan, halklarımızın sarıldanı olarak kabul ettiğimiz kitlesel nevrozlar ya da kadın özgürlük mücadelesinin 8 Mart'ları çıkar ortaya. Basınımızın birlikte yaptığımız mücadeleyle birlikte bunu görüyor AKP ve MHP iktidarı. Yani bütün
yüzyıllık tarihe baktığınızda da bütün rejimler, faşist ve baskıcı rejimler ilk önce gelip basına saldırmıştır. İlk önce gelip basındaki arkadaşlarımızı gözaltına alıp ve tutuklamıştır. Şimdi de bu politikayı devam ettiriyor. Eş başkanımızın dediği gibi gerçekten AP Musa'ların ardıllarıdır özgür basının devamcıları. Ne sosyalist basın ne Kürt basını asla teslim olmamıştır. Gelip özgür ülkeyi bombalamışlardır. AP Musa'ları katletmişlerdir. Ferhat Tepe'leri katletmişlerdir. Ama biz bir bütünüz. Kimse olmasa da, kalemi tutacak kameralarımız olmasa da bu halkımız Van direnişindeki gibi basın emekçisi de olur, kameraman da olur, gazeteci de olur, dağıtımcısı da olur. O nedenle de biz bu büyük halk örgütlülüğüne güveniyoruz. Öyle AKP-MHP'nin hakikati arayanlara yönelik yaptığı tüm baskıları da protesto ediyoruz. Gerçekten direnişin kazandığını basın emekçilerimiz bugün bir kere daha gösterdi. Asla özgür basını susmayacağını bir kere daha gösterdi. Kameraların alınmasına rağmen Belçika'da binaların basılmasına, Ankara ve İstanbul'da arkadaşlarımızın gözaltına alınmasına rağmen basın görevinin başında, burada da basından arkadaşlarımız görevinin başında, bu nöbetler hiçbir zaman boş kalmaz diyoruz. O yüzden de ne savaş politikaları, ne işgal ve sömürgeci politikaları asla AKP ve MHP iktidarının halklarımızın nezdinde bir yeri yoktur. 31 Mart seçimleri de halklarımız savaş karşıtı olduğunu, bu savaş karşıtlığıyla da yoksulluğu meydana getiren savaş bütçesine de hayır dediklerini göstermiştir. O yüzden biz Türkiye halklarını da bu mücadeleye sahip çıkmaya, gözaltındaki arkadaşlarımızın serbest bırakılması için her türlü protestoyu yapmaya davet ediyoruz. Özgür basını susturulamaz. Şimdi de sözü DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgür Saki. Merhaba değerli basın emekçileri. Biz hepimiz biliyoruz ki tüm otoriter rejimler, tüm faşist hükümetler hakikate ve gerçeğe düşman. Ve kendi yandaş basını dışında gerçek anlamda hakikatin peşinde olan basına düşman. Çünkü hakikatin sesi bir kere kitlelerce sahiplenildiğinde bir dakika bile kendi bulundukları konumda kalamayacaklarının farkındalar. Ve arkadaşlarımızın da söylediği gibi en son seçimlerde ağır bir şekilde aslında yenilgi alan, sarsılan bu rejim şimdi kendini yeniden dizayn etmek için savaş ve sömürgeci politikalarına yandaş bulmak için kapı kapı dolaşıyor. Bu arada bunu yaparken özgür basının, hakikatin sesi olan, kamerası olan özgür basının zapturap altına almaya çalışıyor. Özellikle bunu yaparken tüm dünyada ve Orta Doğu coğrafyasında, bölgemizde biliyoruz ki faşist hükümetlerin sömürgeci politikalarına, savaşlıklarına karşı en çok kadınlar direniş önündeler ve bir bütün olarak dayanışma içinde bunlara karşı mücadelemizi veriyoruz. Ve burada kadınların savaş koşullarında, sömürgeci politikalarda neler yaşadığını kadın özgür basın arkadaşlarımız dile getiriyorlar. Bu anlamda her basına yapılan operasyonda özgür kadın basına ayrıca bir saldırının olduğunun da farkındayız. Bu anlamda biz diyoruz ki gerçeğin sesi, hakikatin sesi olmaya devam edeceğiz. Her birimiz özgür basın emekçisi olarak bundan sonra devam edeceğiz ve AKP-MHP iktidarının bu savaş politikalarına, emperyalistlerle işbirliği içinde yaptığı yeni sömürgeci politikalara izin vermeyeceğiz. Gerekirse her birimiz bir özgür basın emekçisi olarak sokaklarda hakikatin sesi olmaya devam edeceğiz. Basın açıklamamız, basın toplantımız burada bitmiştir. Biz tekrarın söylüyoruz. Selam olsun hakikati halklara duyuranlara, özgür basınla dayanışmaya devam edeceğiz.